Herkese merhabalar dostlar, kanala hoş geldiniz. Yıldız Pokemon saati ve bu Pokemon'u çok seviyorum. Umarım Shiny'sini buluruz. Shiny'sini bulana kadar gördüğüm hepsini yakalamak istiyorum. Ve bunun erkek versiyonu, dişi versiyonu sanırım vardı. Erkek versiyonunun evrimleşmiş hali yoktu bende. O yüzden aslında onu alma amaçlarımdan biri, yani bu Pokemon'un çıkma amaçlarımdan biri bu. Ayrıyeten bugün tütsümü kullanmadım. Tütsümü de kullanacağım. Belki de bunları yakalarken normal beklediğimiz o efsane Pokemon'lardan da alırız. Tütsüyle birlikte gelen efsane Pokemon'lardan biri. Umarım gelir. Pokemon'u dediğim gibi çok seviyorum. Yani hem olmayışı hem de işe yararlılığı konusunda beni tatmin eden bir Pokemon. O yüzden bol bol yakalamak istiyorum Pokemon'dan. Shiny'si de rengi falan çok güzel Shiny'sinin. Bir tane Shiny olsa ya da iki tane Shiny olsa da hiç fena olmaz. Hatta bir dişi bir erkek versiyonunun Shiny'sini de yapmaya çalışırım. Dediğim gibi düştük yollara. Biraz dışarıdayım, biraz dolaşacağım. İşten yeni geldim. Ama artık bu da benim bir işim. O yüzden bir mesai bitti, bir mesai başlasın. Şöyle yakalamaya devam edelim. Bakalım neler var. Normalde pinap meyvesi vermeyi planlıyordum ama dalıp vermeden hızlı bir şekilde yakalıyorum. Zaman kaybetmek istemiyorum. Bu sürede en azından bir tane shiny yakalayabilelim diye. Görevler var mı hiç bakmadım. Onlara da gelmişken bakayım hemen. Aklıma gelmişken. Yok, ekstra bununla ilgili bir görev yok. Sadece bunları yakalayacağız. Şöyle ara ara da meyvemizi verelim. Daha yeni başladı. Yani tam zamanında çıktım. Bir saat sürüyor zaten. Yakalamaya devam. Umarım sizler de Shiny'sini ya da istediğiniz seviyede, istediğiniz güçlü bir tane yakalarsınız. Güzel Pokemon. İş yapan bir Pokemon. O yüzden seviyorum. Bu arada dün kazanan arkadaşlara tekrardan tebrik ediyorum. Çekilişimizi yaptık. Bilmeyenler varsa bundan bir önceki videoyu izleyebilirler. Dün çekilişimizi yaptık ve kazanan arkadaşlara bilet gelirse, eğer oyun bir bilet verecekse, biletimizi vereceğiz. Umarım bilet olur. Ve biletlerimizi verebiliriz. Şöyle. Araba ve motor sesleri için kusura bakmayın dostlar. Maalesef çok fazla ses var. Bu arada oyuna bugün ilk defa giriyorum. Bakın normal görevleri bile şu an yapabildim. Bazen oyunda katılamıyorum ya da Discord'a bakamıyorum. Yoğun olduğumu söylüyorum. Ekstra bir iş yaptığım için. Daha doğrusu bu benim ek işim olduğu için ana işimde çoğu zaman vakit geçiriyorum. O yüzden çok fazla oyuna giremiyorum. Şöyle yakalamaya devam edelim. Normalde girip çıkıp bakıyorlar. O da güzel bir yöntem. En azından çevrendekilerin hepsini görüyorsun. Ama ben çok zamanım olduğu için şöyle gezerek şansımı deneyeceğim. İlk kaçış. Şöyle bakalım bir tanesine. Normalde girip şöyle çıkıp şöyle hepsine bulunduğunuz ortamda bakarsanız shiny şansınızı yükseltmiş olursunuz. En azından yürürken kaybolan Pokemon shiny olabilir. Eğer amacınız shiny yakalamaksa. Ama bu tarz etkinliklerde ben önüme gelen hepsini yakalıyorum ve genelde dolaşıyorum. Fırsatım varsa dolaşıyorum. Şöyle bir shiny gelse, evrimleştirsek güzel olur. Bunun yanında oyuna son gelen haberler kısmında baktıysanız şöyle göstereyim. Çok uzaklaşmadan. Şurada çelik gibi iradeyi görmüşsünüzdür. Hem şu Togedemaru diye okunuyordu herhalde. Şu Pokemon gelecek. Güzel, sevimli bir Pokemon. Metal ve elektrik türü olması lazım. Hem de şu Pokemon'un mega evrimi geliyor. Sanırım oyunda yoktu. Şu Pokemon isimleri çok
telaffuz edemediğim için okumuyorum ama parmağımı gördüğünüz yerdeki Pokemon oyun filmin bir kısmında kuma şeklinde saplanmış roket Pokemon'du. Hatta uyandırdıklarında bu devasa boyutlarda bir Pokemon uyandırdıklarında gökyüze doğru gidiyordu. Katana şu Kartana ya da bu oyundaki küçük keskin olan Pokemon yine solucan deliğinden gelmişti. O yüzden etkinlik iyi, Pokemon'lar çok iyi, kaçırmayın derim ve yakalamaya devam edelim. Şu kalabalık ortamda şöyle biraz bekleyip yakalayabildiğimi yakalayayım. Hiç bakmadan attığım için bazen çok kötü atışlar yapabiliyoruz. Evet, yakalamaya devam. Çok bakmıyorum. Birden eleme yapacağım. Zaman kaybetmemek adına. Çok kötü bir atış. Devam. Neyse ki topumuz bol. Yakalamaya devam, yakalamaya devam. Ve bir günde 10 Pokemon. Yani bunlar benim ilk 10 Pokemon'um. Şu Pokemon iyi olabilir. Farklı liglerde. O yüzden onu bir kenara ayıralım. Şu alanda ciddi Pokemon var. Bunları yakalayayım. Dolaşarak, oynayarak ve anlatarak bunların hepsini bir arada yapmak gerçekten çok zor. Yani GPS ile oynanan oyun olduğu için maalesef dolaşarak oynayabiliyoruz çoğu zaman. Şu ana kadar bir Shiny'nin gelmesi lazımdı. Normalde bugünlerde topluluk günlerinde çok kısa zamanda Shiny'ler geliyor. Fakat bu sefer gelmedi. Beni şaşırttı. Yani çok hızlı bir şekilde gelmesi gerekiyordu. Belki de bu Pokemon'un Shiny'si beklediğimizden daha zor çıkıyor da olabilir. Hangi oranda çıkıyor bilmiyorum ama bazı sitelerde bunun zorluk seviyesi yazıyor. Aslında bununla ilgili bir video da çekmek istiyorum. Hangi zorluklarda hangi Shiny'lerin çıktığı. Bazı Pokemon'lar çok 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 zor çıktığı söyleniyor. Tabii bu bir gerçek bir oran mı? Yoksa toplama genele baktıkları zaman az çıkan Pokemon'lara ya da az olan Pokemon'lara mı demişler ama ya şans faktörü olduğu için çok emin değilim ama bir zorluk seviyesi vardır diye düşünüyorum. Şimdi oyunun içinde Pokemon'larına baktığınız zaman örnek veriyorum kendi Pokemon'larımdan bahsediyorum. Hani bunun örnek veriyorum Mewtwo oyunda değerli bir Pokemon ve Mewtwo etkinliğinde deli gibi Shiny yakalama fırsatımız oldu. O yüzden hani zor mu değil mi bilmiyorum. Belki de ona göre değildir. Mesela bende bir tane Mew var ve onun da Shiny'si bazen karşıma çıkıyor. Bende yok ama karşıma çıkıyor rakiplerde. O yüzden onun da bence yakalanması kolay. Garip olarak Ditto var. Ditto'yu takasla almıştım. Ama demek ki Ditto da çıkıyor. Hani böyle aklımdan geçiriyorum hangi Pokemon'ların Shiny'si zor olabilir diye. Emin değilim. Bununla ilgili bilgisi olan ya da bana bir yazı atabilecek olan varsa onu incelerim. İsterseniz de eğer bilgiler kesinse sizlere bununla ilgili video çekebilirim. Eğer isterseniz. Şöyle yakalamaya devam edelim ve bu iş bayağı uzadı. Ben çok çabuk Shiny gelmesini planlıyordum. Düşünüyordum. Korna sesinden dolayı kusura bakmayın. Çok fazla motor geçti ve bununla ilgili korna oldu. Yani güç seviyesi olarak da çok güçlü Pokemon bulamadım. Sanırım bu Pokemon'un güçlü ve sıkıntılı olduğunu düşünmeye başlıyorum ufaktan. Yani yakalanması ya da Shiny'si ya da güçlüsü zor diye düşündürdü. Göreceğiz. İlerleyen dakikalarda göreceğiz. Ve bu etkinlik süresi boyunca eğer bir Shiny bulamazsam gerçekten sıkıntılı olduğunu düşüneceğim. Bu arada Shiny'si gerçekten çok güzel.
renk olarak ben böyle farklı güzel Pokemon'ları seviyorum. Hani ufak bir kısmından ziyade böyle genelinde yayılan bir renk değişimi. Hani baktığınız zaman direkt ha bu onun shiny'sidir diye düşündüğünüz Pokemon'ları daha çok seviyorum bu arada. Evet, farklı bir yöntem denedim. Yani oyunun bize verdiği tütsüyü kullanarak denedim. Normalde ben bu tarz etkinliklerde kendim tütsü açıyorum. Daha çok yakalayabilmek adına ya da daha çok seçeneğim olması adına. Şimdi bu tütsüyü denedik. 600 küsür şeker, 14 tane de büyük şeker. İyi sayılmayacak oranda. Yani bu görev bitmeden önce onu binlemeyi düşünüyorum. Bine yakın bir yaparım çünkü eğer evrim yapacaksak veya bu Pokemon'un güzeli gelir kasacaksak ya da örnek veriyorum 3 tane 4 tane shiny alıp bir dişi bir erkek versiyonunu yapacaksak şekere ihtiyacımız olacak. Şöyle devam ediyoruz. Bakın mesela bu tütsüyle çıktı karşımıza. Demek ki bu tütsü de normal Pokemon'ları ya da etkinlikteki Pokemon'ları çağırabiliyor. Yani belli başlı Pokemon'ları değil de daha farklı çalışma şeyi var. Ve tütsüyle gelen Pokemon daha güçlü mü değil mi emin değilim. Aynı geliyor gibi. Bir kere çıktı karşıma. Onun da videosu var. O Pokemon'un. Ama yakalayamadık. Tabii kaçtı. Bu tütsüyle gelen Pokemon'lardan sadece bir kere çıktı karşıma. Ve o da çok güzel bir şekilde kaçtı. Sanırım izleyenlerin birçoğunun başına da gelmiş. Umarım karşımıza daha sık çıkar ve alabiliriz. Çünkü onların gerçekten çok nadir olduğunu düşünüyorum artık. Bu tütsü muhabbeti belki bir aydan beri var. Ve karşıma sadece bir kere çıktı. Ve boş geçmedim. Yani yürüyerek tütsünüzü daha çok arttıracağını söylüyor. Ben bu tütsüyü hep yürüyerek kullanıyorum. Ama neredeyse hiç alamadım diyebilirim. Ve bir kere çok konsantre olmadığım bir durumda normal oyun oynarken video çekeceğim bir ortam yokken karşıma çıktı. Yine de onun kaydını aldım ve sizlere güzelce kaçışını gösterdim. Çünkü çok güzel bir şekilde kaçtı. Tek topla kaçıyor genelde. Çok böyle sizi de yormuyor yani. Tek topla, tek fırsatta kaçıyor. Shiny'si gelirdi, Shiny'si gelseydi kaçar mıydı bilmiyorum ama kaçıyor. Çünkü biliyorsunuz ki Shiny'ler, Shiny Pokemon'lar çok büyük bir oranı genelde tek topla hiç yormadan yakalanabiliyor. Shiny'nin de öyle bir avantajı var. Belki de hani nadir değerli çıkan Pokemon eğer çabucak kaçacak olursa ya da tek topla ya da iki topla kaçacak olursa daha çok sıkıntıya ve üzüntüye neden olacağı için belki de Shiny'lerde hani bulmanın şans olması ve yakalanmanın kolay olmasını tercih etmişler. Güzel bir seçenek. Olması gereken bu. Devam ediyoruz dostlar. Halen Pokemon'un Shiny'sine rastlamadık. Kafası mavi oluyor Shiny'sinin. Şurada durup hem soluklayayım hem de bir çevredeki Pokemon'lara hızlı bir şekilde bakayım. Belki de yürürken kaçırıyoruz. Çok da Pokemon yerim yok. Şöyle bakayım. 25 tane Pokemon yerim var. O yüzden ara ara da transfer etmem gerekiyor. Bakıp çıkıyoruz. Bakıyoruz. Çıkıyoruz. Buna da bakıyoruz. Ve Shiny gelmiyor. Devam. Shiny bulana kadar devam. Videoyu çok uzatmak istemiyorum. Genelde videolarımı bu dakika aralığında tutuyorum ama Shiny'yi biraz zorlayacağım. Çünkü videoda gelmesi güzel olur. Ya da sonradan gelirse de yine ekleyebilirim. Bunu Shiny sandım bu arada. Çok rengi benzemese de kafası biraz daha açık geldi. Normalde daha koyu ama bir an gözüme farklı geldi ve sevindim. Değilmiş. Zaten Shiny'de bir atraksiyon, bir yıldızlar falan oluyor böyle. Çok yakalamadık belki ama normalde bu tarz etkinliklerde çok çabuk Shiny geliyor. O beni şaşırttı. Belki de
tahminde bulundum ama belki de bu Pokemon'un Shiny'si değerlidir. Videoya burada ufak bir ara vereyim. Sizin için çok uzun olmasın. Burada bir mola vereyim. Ben yakalamaya devam edeyim. Shiny gelirse eklerim. Shiny gelmezse buluruz yapacak bir şey. Bu arada maç geldi. Evet. Bu bir katana. Kartana. Videoda da iyi olur. Gelmesi. Şöyle bakalım. Eğer kalabalıksa yeterli sayıya ulaşabilirsek girerim ama iki kişiysek girmeyim. Giremem. Bu az önce bahsettiğim Pokemon'lardan biri ve güzel Pokemon'lardan biri. Umarım kalabalık oluruz. Çünkü iki kişi bu Pokemon'a yetmeyebilir. Yunus Emre 24 seviyesin ve iki kişiyiz. Kesinlikle bize yetmeyebilir. O yüzden teşekkür ediyorum sana ve çıkıyorum. Güzel Pokemon. Gerçekten çıkmaya başlaması da güzel Pokemon ama maalesef iki kişi bu Pokemon'u alamayız. Metal çelik türü olduğu için ateş Pokemon'larıyla rahatlıkla canını okuyabiliriz ama iki kişi yine de olmaz. Bazı Pokemon'lar beklediğimizden çok daha güçlü olabiliyor. Çünkü şöyle yapalım. Dediğim gibi ara vereyim ben burada. Biraz dolanmaya devam edeyim. Sonra dönüş yaparız sizlere. Evet dostlar. Yakalamaya devam ediyorum. Yaklaşık 40 dakikaya yakın bir süreç oldu. Halen yakalıyorum. Ama bu Pokemon'un Shiny'si, yani bilmesem yok diyeceğim. Yok yani böyle bir şeyde yakalanmaması, gerçekten Shiny'nin gelmemesi gıcık. Ama şöyle yolda yürürken, şu anda gördünüz ama bir daha göstereyim. Yolda yürürken şu yumurtalardan biri açıldı. Normalde daha önce göstermiştim ama bunu biliyorsunuz, bu 7 kilometrelik yumurtalardan genelde baby Pokemon'lar çıkıyor. Ve bana daha önce şu çıkmıştı. Pardon, şu Pokemon çıkmıştı. Bunlar ufak Pokemon'lar. Sonra şu Pokemon'lar çıkmıştı ama favorim bu oldu. Gerçekten şu evrimleşmiş hali şu oluyor. Pokemon'u ünlü sanatçılardan birine benzetiyorlar. Ben söylemek istemiyorum. Şu Pokemon çıktı ve gerçekten çok sevimli. Hikayesi de çok güzel. Daha önce görmediğime eminim. Çok çok beğendim. Hoşuma gitti. Ve güç olarak da gerçekten bir bebe Pokemon'a göre çok güçlü. Yani IV'si çok iyi. Tabii ki evrimleştirmeyeceğim. Ben bunları bebe Pokemon olarak bırakıyorum. O yüzden memnunum ama şu Pokemon'un Shiny'si gelmedi, gelmeyecek. Ben pes ettim. Umarım sizler almışsınızdır. İyi seyirler dostlar.